Kıymetli arkadaşlar, çok büyük bir afet yaşadık. 800 bin civarında konut etkilendi tüm Türkiye'de. 11'i direkt olmak üzere 18 vilayet etkilendi. İlimizde yoğun etkilendi. Onların verilerinin hepsini siz biliyorsunuz ama Gaziantep'e ilişkin şöyle birkaç veriyi sizle paylaşayım. Gaziantep'imizde 25.700 civarında konutun ihalesi yapıldı. Bir kısmı bu konutların bitti. 2000'in üzerinde konutumuz bitti. 3 hafta ya da 1 ay içerisinde de 10.000 kadar konutumuz teslim aşamasına geldi. 2000 geliyor. 2000 küsuru şu anda teslim aşamasında. Bürokratik işlemleri devam ediyor. Evet. Sedat Bey bu işin koordinatörü olarak şeyleri de toplam sayıları da verdi ama detaya çok girmeye de gerek yok. İnşaat Bakanımız da zaten geçen gün bu açıklamaları yaptı. İnşallah bir ay içerisinde o 10.000 civarında biraz altı biraz üstü. Çünkü bunların çevre düzenlemeleri var. Baz istasyonundan tutun gaz bağlanmasına kadar detayları var. Sadece konutu fiziken bitirmeniz yetmiyor. Teslim etmiş olacağız. Onu ifade edeyim. Konut durumumuz. Evet. Şunu da söylemek lazım. İlde toplam 26 bin civarında yıkık, acil yıkılacak ağır ve orta hasarlı bina 26 bin civarında idi. Yanılmıyorsam burada detay yok ama bunun 4 bini anında yıkılan, 4 bin civarı anında yıkılan binalardı. Yine 5 bin civarı acil yıkılması gerekendi. Ben o zaman Nurdağ'ında görevliydim. O işleri yaptık. Onların yıkımları ve hafriyatları bitmişti. Ağır hasarlara başladık. Şu anda yürüyen süreç o. 14 bin civarında ağır hasarlı binamız vardı. Arkadaşlar ben geldiğimde de yaklaşık 1000 civarında işte bir yıkım yapılmıştı. Şu anda 11 bin tane ağır hasarlı binanın yıkımı tamamlandı. %75'lerdeyiz. 3 bin civarında ağır hasarlı binamız kaldı. Bunlardan bir kısmı mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı veya benzeri mahkeme kararı olanlar. Bir kısmı kayıtlı tarihi eser niteliğinde olup daha hassas çalışılması gerekenler olmak üzere işte çok önemli bir merhaleyi kat ettik. Sağ olsun kıymetli arkadaşlarımdan Allah hepsinden razı olsun. %75'lere kadar yıkımları getirdik ve devam ediyoruz. İlimizde yerinde dönüşüme başvuru sayısı merak edilen bir konu 13 bin kişi kıymetli arkadaşlarım. Yani yerinde dönüşüm hakkına başvurdu. Bu vatandaşlarımıza ödenen hibe ve kredi tutarı da şu anda 8 milyon lirayı aştı. 11 bin civarında da yapının, yani bu ağır hasarlı dediğimin enkazı kaldırılmış durumda. Hak sahipli çalışmaları hemen hemen tamamlandı. Yani artık kura çekilebilir hale geldi. 32.600 vatandaşımıza da Nisan ayından bugüne kadar 32.700 hatta 483 milyon lira kira ödemesi yapıldı. Nurdağ ve Islahiye'de biliyorsunuz 133 ticarethanenin teslimi yapıldı. 86 tanenin de kurası çekildi. 203 ticarethanenin de yapımı devam ediyor. Yakında bunlar tamamlanacak. Değerli arkadaşlar, 3.645 terör iltisaklı, 3.025 diğer suçların işin olmak üzere toplam 6.670 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yapılmış. Önceki yıla oranla %48 siber suçlarında artış meydana gelmiş. Bu çalışmalar sonucunda 367 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ödeme ve bilişim sistemlerine yönelik 25 ve çocuk istismarına yönelik 6 operasyon icra edilmiş, toplamda 40 şüpheli tutuklanmıştır. Gaziantep Jandarma Komutanı olarak halkımızın hizmetinde milletimizin emrinde şiarıyla suç ve suçlukla mücadeleye aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Yine az önce söylediğim gibi nitelikli aranan şahısların yakalanmasına ağırlık verdiğimiz için basın mensuplarımız biliyorduk. Karşıyaka'da bir tane şahıs polise yönelik silah kullandı ve birkaç ev damdan dama atlayarak kadın kılığında yakalandı. Burada da şahıstan da iki tane tabanca alınmış. Ve bu şahsın da birçok dosyadan, 5 dosyadan bir arandığı tespit edilmiştir. Yine geçen hafta meydana gelen bir konuda bekçilerimiz gece 4 sıralarında uygulama yaparken bir şahıs bekçilerimize yönelik silah kullandı. Bekçilerimiz bunu profesyonelce ayağından
yaralayarak yaralı olarak aldı. Şahsın da bu yakalanmadan önce jandarma bölgesinde bir olaya karıştı. Ayrıca 14 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Sayın Valimizin diğer önemli konularından birisi de trafik konusu. Bu konuda da kazalarımızda %20'lik bir artış bulunmakta. Özellikle trafik kazalarında en fazla karşılaşılan kusurlar hız kurallarına uymamak, şerit değiştirme kurallarına uymamak, yani hatalı sollama dediğimiz, kavşak ve benzeri yerlerde geçiş önceliğine uymamak olduğunu tespit ettik. Sona ermiştir. Arz ederim Sayın Valimizin.